Bir saniye dur. Bekliyorum. Out there she is. Okay. Birazdan gelecek. Galiba. There we go. Var ya. Var ya. Seninle şaka oynamadım Kerem. Katılacağım diyorsam katılırım. Bilemedim. Orada biraz kaldım. Okay, Hande me. Yılbaşı konseptimle yanındayım. Yıkılıyor, yıkılıyor. Müthiş bir kazak. Bir dakika, ben wireless'ım. Beresini kendim. Nereye gittin? Nereye gittin? Tamam, bir dakika, tamam. Gel. Okay, evlerimizdeyiz. Çalışmıyoruz. Evet, erken bitti ama yine buradayız. Evet, böyle bir konsept live yapalım dedik. Şimdi, biz hiç tanışma anımızı şey yaptık mı, konuştuk mu? Yani Hayır. Hayır, çünkü bak şöyle, bugün nerede gördüm hatırlamıyorum ama biri, gözüme bir şey kaçtı. Bence gözüne bir şey kaçar, onu hatırladığın için olmuş oldu. Gözüne bir şey kaçtı. Ne diyordum? Ha, biri şey yazmış ve şey oldum, Allah Allah oldum. İlk tanışma anınızı anlatır mısınız? Hayır şu an. Çünkü sen bir yayında bundan bahsettin ve anlatmadın. O yüzden. Öyle mi? Evet. Öyle. Olabilir. Beni kim aramış olabilir? Gülfer. Gülfer. Günün her dakika. Noche. Gel buraya. Gel buraya. Bir saniye. Tamam. Hayır. Çok. Pardon. Gel buraya. Pardon. Noche, izin veririz. Dur. Tamam aşkım. Tamam oğlum. Tamam. Evet, böyle yapacağız yayını. Okey. Evet, seninki bir ayı, benimki de... Evet, oğlum ayı. Ayı karışımı bir akıllı. Gerçekten bir ayı karışımı değil mi? Evet. Yani gerçekten da, ayı genleri var yani. Evet, ayı karışımı. Benimkinde de Hector genleri var. Ama Hector da kendi çapında bir ayı evet, demesem. Hector, Hector var ya, Hector tam bir Hector. Yani, yani what's up? şimdi şey, heh. O yüzden hoşuma gitti ve düşünmeye başladım. Bizim ilk tanışma anımız nasıl? Sen anlatmaya başla, sonra ben eksiklerini doldurayım o zaman. Yani dizi için tanıştık. Evet. Ama daha ne sen kabul etmiştin diziyi, ne ben kabul etmiştik diziyi. Ve şey, menajerlerimiz... Ah, bir dakika, bir şey diyeceğim. Gözde doğurdu mu? Evet. Ne? Secret değil mi? Yani pot kırdım. Secret'ti galiba. Pot mu kırdın? Bir dakika, pot kırdın yine. Önemli değil, hangi Gözde'den bahsettiğimizi hiç kimse bilmiyor. O yüzden Gözde seni Gözde'nin eşi. Onun için çok tebrik ediyorum. Ama sen şimdi ilk anıyı mı anlatıyorsun? Bir dakika. İlk tanıştığımız mı yoksa karantina bittikten sonraki toplantımız mı? Yok, ben ilk. İlk. Tamam, o zaman ilk tanıştığımızı anlat. Ben karantina sonraki toplantıyı anlatacağım. Onu hiç hatırlamıyorum. Ama hatırlıyorsun. Yapım şirketinde. Bir kilo. Hayır, sen olsun. Ha. Ya asıl olay o. Öyle bir şeydi. Bir miydi, bir buçuk muydu? Bir buçuk. Bir buçuk da evet. Bir buçuk. Neyse. O zaman ilk anımız şöyle oldu. Evet. Acaba yani... Bilmiyorum yani senden konuşmayacağım ama ben senaryoyu okuduğumda dedim bu bayağı ilginç ve eğlenceli ve zevkli bir şey olabilir ama tabii buradaki en önemli şey kişi Eda. Eda kim olacak? Ki bence mesela dizilerde bir projeye başlayınca ya da bir herhangi bir projeye başlayınca en zevkli şeylerden biri o. Acaba hayatımın bir kısmını kiminle geçireceğim? Kiminle geçireceğim?
O yüzden ve sana şöyle söyleyeyim, benim galiba daha fazla erkek partnerim oldu kadın partnerimdense. Evet, öyle yani bir şey var. Evet. Türkiye'deki oyuncular arasında, erkek oyuncular arasında en fazla erkek partnerli oyuncu oldum. And that's okay. And that's okay. Şey, o zaman tamam. Yeah, okay. Bir dakika, erkek partner mi özledin, bana mı öyle geliyor? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Bir daha öyle bir şey yapmayacağım. Ne diyordum? Heh, tanıştık. O yüzden bizim bir araya gelmemiz lazım. İşte yapım şirketi Hande olacak galiba. Sonra galiba Kerem olacak galiba dediler. Ve o şekilde biz... Benim ofiste değil mi? Evet. Benim ofiste bir tanıştık. Ne kadar uzun sürdü, ne konuştuk? Çok hatırlamıyorum. Daha ziyade iş konuştuk, projeyi konuştuk. Projeyi konuştuk ve ne düşündüğümüzü. Ama şey, kötü bir tanışma değildi. Yok, güzel karantinaya girdik. Evet, sonra karantinaya girip 3 ay falan, değil mi? 3 ay sürdü. Evet. 3 ay falan hiç görüşmemiştik. Sonra bak bu... Sonrası. Pot kıracaksam pot kıracağım, çabucak bunu söyleyeceğim. Hayır. Evet. Hayır. Kıracağım bu potu. Mesaj at önce. Kıracağım. Hayır. Evet, hayır ya, kapatacağım bak. Kırıldı, pot kırıldı. Hayır, kırılamam. İkinci değil. İkinci de kırılacak. Bütün hayır, pot şeyini şu indireceğim şu an. Şey. Mesaj at özelden önce. Hande arkadaşlar başka bir iş kabul edecekti. Ve Kerem bunu gördü. Wait a minute dedi. Mümkün değil. Ne yaptığını söyleyecek misin ona göre? Ben yazıca söyleyeceğim yoksa. Pot kırılıyorsa tam kırılsın. Okey. Tamam. Ne? Sana mesajlar gelmiyor mu şu an? Dakika. Bir... Neyse, çok her yere gitti. Sen niye dondun? Var mıyım? Okey, neyse şimdi şey... Evet, ne yazdığını görmedim ben. Sen gördün mü? Gördüm. O büyük bir pot kırılmadır, o yüzden onu söyleyemem. Fakat küçük potlar kırıyoruz. Hani başka bir iş kabul edecekti. Tam yani tam kabul etmedin, sadece düşünüyordun. Evet, evet. O da çok istedim işte ama... Sen arayıp bana ne dedin? Ne dedim? Ne dedim tam? Yani güzel şeyler söyledim, motive edici şeyler söyledim. Hayır, başka bir şey söyledim. Bana bunu yapmayacaksın değil mi dedin? Pot kırılıyorsa tam kırılsın. Ben mi dedim onu? Maalesef sen dedin. Bu Allah konuyu Allah. Sen açtın. Allah Allah. Yani demiş bir yola dedim. Beraber çıktık, bu yolda beraber varız değil mi dedin? Evet, öyle bir motive edici bir konuşma yaptım. Sonra... Tabii güzel oldu yani şey... Sonra karantina sonrasına gelelim mi? Hazır mısın? İkinci toplantımız. İkinci toplantı. 3 ay sonra ikinci toplantıda ne yaptın? Bir dakika çok... Bu konuyu kapatamam. Balla mı bölünür? Neyle bölünür? Evet, balla bölünür. Tamam, ballarımla bölüyorum. Yine kule balla böldüm. Çabucak şunu demek istiyorum ama... Ender Mıhlar... bu yola çıktığımız yönetmen o tamamen yani o ve yapımcımız Asen Gülüoğlu'nun fikriydi. Kerem'le Hande olsun. O ve tabii komple MT yapım ekibi Nevin olsun, Ögözlü olsun. Yani o yüzden onlara da teşekkürler. Evet. Ender'e de teşekkürler. Çünkü Ender cidden bu konunun çok arkasında durdu. O yüzden yani eğer Ender izliyorsan... Zaten Asen Hanım'ın mükemmel bir gözü var. O konuyu zaten. Evet. Kesinlikle. Evet, gelelim ikinci toplantıya. Gelelim ikinci toplantıya. Bir dakika, şu an Noce arkadaşım üzerine çıktı. Noce, otur oğlum, hadi sakin sakin lütfen. Evet. Hazır mısın? Karantina sonrası... Ya bir şey diyeceğim, bir çok özür dilerim. Hemen ya geçeyim. Bunu kapatalım. Hayır, Hector galiba bir şey yiyor. Bir dakika. Okey, tamam. Çok büyük konu. Evet, evet. Bunu nasıl tanıştık? İkinci toplantımız.
ikinci toplantımızda. Ya ben çok live kapatalım artık değil mi? Yani bir 10 dakikayı geçti. Dünyanın en uzun live oldu. İnsanlar tamam, gidiyor, anlatmıyorum bu sefer. Bu da diğerine kalsın. Okey, diğer live'a kalsın. Yo, söyle söyle. Söyle öyle bitirelim güzel live'imizi. Sonra bu akşam bölüm mü var? Bu akşam bölüm var ve yarım saat sonra yeni bölüm var. Sakın. Kaçıncı bölüm? Düşün. Kaçıncı bölüm? 4. 22. bölüm Kerem. Ne diyorsun? Okey. Aa evet. Tamam. Ne çalacaksın? Ne çalırsın şu an? Ne çalabilirsin acaba? Ha Hande, bu bir ukulele. Sen neler çalıyorsun sette şu an? Lütfen. Şey. Hadi sen bir kız şarkı çalıyor. Boş boş konuşuyoruz şu an. Tamam mı? Neyse. Bunu da kapatıyorum. Bunları sonra konuşuruz. Anlatıyorum. Heh. Toplantıya girdik Okan Pro'suna. Tabii ki ben her yere erken geldiğim gibi erken geldim. Yine. Yani sen yine tabii ki geç geldin. Geç gelmiş olamam çünkü benim ofisimdeydi. Yok vallahi geç geldin. Senin ofisine bile geç geliyorsun. Aa, ya. Nasılsa artık çalışma. Niebla da vardı galiba değil mi? Niebla da vardı. Evet. Okay. Niebla da vardı. Hatta ben bahçede at getir yapıyorduk. Niebla ile sen gelene kadar bekliyorduk. Ve doğru hatırlıyorsam... Ve yönetmenimiz vardı. Ve doğru hatırlıyorsam bokların içine girmişti değil mi? Çünkü bayağı bir... Evet. Yani pot kıracaksak potları kıralım yani bayağı... Bunu da hatırlamazsın ya yani. Ya o kokuyu unutmak mümkün değil. Köpeği böyle alacağım seveceğim bayağı... Yani büyük bir bahçende varmış ya tek şey yok. Bahçende olmasaymış. Çünkü biz hayvan seviyoruz ve gelsin. Bahçeni temizleseymişsin. Herkes kendi kapısını temizlemeli. Herkes kendi kapısını temizlese bu dünya çok temiz bir yer olur. Yok yok, biz ama yani o bahçe, büyük bahçeye ilişkin şunu düşünüyorduk. Şimdi bütün hayvanlar neyse tamam. Yerlerse doğal gübre olur. Evet. Peki, doğal gübre olmaya devam edelim bahçen. Biz doğal seviyoruz, evet. Doğal. O zaman her yere. Doğal her yere. He, benim şarkım. Çiş yaksın. Şarkısını söyleyeceksin. Hande hadi gel. Çiş ama sen çalarsan söylerim. Çalamam ki. Çalarsın, yapma şimdi. Belli ki bu hikaye hiç gelmeyecek. O yüzden bence bir soru alalım, ondan sonra kapatalım. Bu hikaye bir sonraki live'a kalsın mı? Her türlü unutacaksın yani, söyleyeceksen hayatta söyle. Hayatta unutmam. Söylemeyecek misin? Ya ben senin... Çok da bir şey değil ya. Heyecandan 1,5 kilo erik yediğini nasıl unuturum? Heyecandan mı? Okuma provasında heyecanlanıyorum. Benim bir kilo erik en sevdiğim şey yeşil erik. Okey tamam, anlatayım mı? Çünkü yanlış anlatacaktım belli ki. Tamam. Hande Mi geldi. Hande Mi köpeğiydi. Köpeği bokların içine girmişti. İlk defa köpeğiyle tanışıyorum. Bok kokulu bir köpek. Şunu düşünüyorum. Acaba Hande nasıl bakıyor bu köpeğe? Sonra anladım ki çok güzel bakıyor. Köpeklerime bakma şeklime hiçbir şey diyemezsin. Çok iyi bakıyor. Cümleye girmeyeceğim. Sonra işte bir çay içiyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Okuma provası yapacağız. Orada bir arkadaşın vardı senin. Erik alayım mı dedi. Hani... Evet. Ha sen manavda görmüştün. Ya çok güzel erikler vardı evet, dedi. Evet yani tam sen erik sezonuydu. Erik sezonuydu. Evet. Ve yani ben ben de evet çok isterim. Aslında o güzel olur falan dedim. Evet. Okey. Çok isterim, çok güzel olur, çok sevinirim dedi. Evet. Erik geldi 1,5 kilo. 1,5 kilo masada erik vardı. 1,5 kilo masada erik var. Ender zaten yemedi. Hande... Kerem yemeye başlayınca ben Kerem'e tek başına yediğini düşünmesin, ayıp olmasın diye bir tane aldım. Bir tane. Ve geri kalan 86 eriği ben yedim. Sonra... Ya... Sonra erken kestik toplantıyı biliyor musunuz? Okey, yani o kadar hızlı midemin ağrıyacağını düşünmemiştim. O yüzden şunu düşünmüştüm, nasıl olsa bir saat sonra bitecek, ne yapacaksam yapacağım sonrasında. Ama evet, maalesef toplantımız erken bitmek zorunda kaldı. Çünkü 20 dakika içerisinde midem evet. Çok kötü oldu. Evet. Ve evet, bu şekilde tanıştık. Buyurun. Bu şekilde anılarımız bu. So yes, so okay. O zaman bir soru alıyoruz. Bir soru alalım ve gerçekten konu kapansın. Okay. Sen lütfen düzgün bir soru seçer misin? Oo, bir dakika ben mi seçeceğim? Hayır, sen seçeceksin. Evet.
Bittin. Bir anda bağlantı kopabilir. Ah, okay. Hazır mısın buna? Nilayko yanında mı? Yanımda. Okay. Bu soru ikinize gelsin. Ne? Hayır. Bir dakika. Ya. Ama çok güzel bir soru. Çok düşünceli çok bir soru. Gerçekten bir soru, güzel evet. Gözlemlemişsiniz. Çünkü cidden benim de düşündüğüm şey şu. Bu kadın nasıl her gün, her sahnede farklı bir topuklu giyebiliyor? Ama şöyle Nilay bir şey. Çok güzel şeyler seçiyor. Çok yani, güzel giydiriyor. Sadece Nilay'da bazen topukların boyunu tartışıyor olabiliriz. Arada sırada yani partneri olarak bir tık kısaltabiliriz diyorum topukları. Öyle bir şey ihtiyaç yok. Yok öyle evet. İhtiyaç yok. Öyle şey. Ama evet zor. Yani cidden nasıl yapıyorsun bunu Hande? Ama senin için takım elbise konusuna gelirsek. Tamam yazın zor olduğunu anlayabilirim. Yok, ama kışın benden yani 10 kat daha rahat ve sıcaksın. Yok kışın cidden çok benim sert. Benim topuklu kışın ayakkabım ben... her gün yani her sezon zor. Ama evet. Senin takım elbisen sadece yazın zor. Evet. Yok kesinlikle. Evet yani diyecek bir şeyim yok. Topuklu ayakkabı bir takım elbiseden evet. Çok 1000 kat daha zor bir şey. Zaten ama yani kadınların genel anlamda hayatı zor. Ama bu meseleye evet. Şu an girmek istiyorsan girebilirim. Girmek istemiyorsan da sonraki bölüme biraz daha ciddi feminist konular konuşabiliriz. Bunun için hazırım. Gerçekten konuşabiliriz. Buna varım. Güzel, ben hazırım her zaman. Okey o zaman. Fuck. Birazdan bölüm başlayacak. Okey. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. We love you all. We love you. Bu akşam bölüm var mı? Bu akşam bölüm var ya işte. Birazdan yeni bir bölüm başlayacak. Yeni bir bölüm bu akşam var. Umarım karantinamız bir şekilde güzel geçiyor.